Ben ilk ne zaman para kazandım hatırlamıyorum. Ama Aslan Hanım ilk kazandığı parayla... Benim için gerçekten hayattaki en istediğim şey faydalı olmak. Bu heyecan içerisinde bir de sette tanıştığınız, aşık olduğunuz birisi. Evet, değişik bir duygu. Bana hep şey dediler, estetik mi yaptırdınız? Nasıl bu kadar değiştiniz? Instagram'da en çok paylaştığı fotoğrafların başında Türk kahvesi geliyor. Çok azıcık biraz su koymak gerekiyor. İstersen sen bir tane yapsana bize. Sevgili seyirciler, Vapur'da Çay Simit Sohbet'ten herkese selamlar, sevgiler. Işıkların şehri İstanbul'da Çay Simit Sohbet'te bugün buluşacağımız isim sevgili oyuncu Aslıhan Güler. Asi gibi olmak isterdim. Sen benim kızım, Asi'nin kardeşisin. Ne güzel şey şu deniz. Değil mi? Söz vermiştin bu yolda yorulmak yok. Sevgi. Can ipliği gibi, mana cevherinde gizliyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Tam zamanında geldiniz. Öyle evet. Teşekkür olsun. Ederim. Hoş geldiniz. Hoş Aslan olsun. Hanım kahveyle arası çok iyi. Çayla da arasının çok iyi olduğunu biliyorum, evet. Ama Instagram'ında paylaştığı yüzlerce fotoğraf arasında hiç ince belliyle bir fotoğrafını görmedim. Bugün olacak. Bugün yasaklamışım. Şişelere doğru geçiyoruz. Tamam. Bu çantada İstanbul kart var mı? Herkese soruyorum. Ay yok benim kartım. Efendim konuğumuz nereye gidiyor böyle? İstanbul'da böyle açık deniz tehlike arz ediyor. Yine dönüp dolaşıp belki burada doğduğum için mi bilmiyorum ama bence çok güzel bir şehir İstanbul. Kendisine takdim ederken. Efendim İstanbul kartımı Aslan Hanım'a verdim. 8.75 bakiye vardı. Güle güle kullanın. Bu yolculuk sağ... Utanıyor musun? Yolcularımızla birlikte sohbete başlamadan Haydarpaşa arkamızda manzaranın keyfini çıkartıyor Aslan Güler. Beklemediğiniz bir an mı oldu? Aynen. Ya sizi çaysız bırakmak istemiyorum. Hayallerinin peşinden başarıyla koşarken manevi duyguları yaşamayı unutmamış birisi. Güzel aile ilişkilerini, dostluklarını, sevenleriyle kucaklaşmaları hiç ertelememiş. Çayın en güzel keyfi nerede çıkar? Bence şu an burada. Vallahi öyle. Aynen öyle. Yani hiç bu kadar keyifli çay içmemiştim. Herkese Vapur'da çay içmeye davet ettim. Bugün onun için sohbetin eşlikçisi de çay. İnce belli de, demli ve şekersiz. Sevgili konuğumuz Aslan Güner'le birlikteyiz. Kendisi gerçekten ekmeği taştan çıkartan, çalışkan, disiplinli bir oyuncu. Hayata her zaman pozitif bakmış, evet. Gülen güzel gözleriyle bizlerle birlikte misafirimiz oldu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz Hanım'dan önce Büşra Hanım'ı tanıyalım. Sosyal medyadan bize ulaştı. Ben de ilk kez tanıyorum. Evet. Sizinle birlikte olmak için zannediyorum. Harika. Hoş geldin. Hoş bulduk. Büşra Kırbaş, 21 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği, 3. sınıf öğrencisiyim. Süper. Programı zaten uzun zamandır takip ediyordum. Aslan Hanım'ın da katılacağını duyunca. Bu fırsat, bu fırsat. Evet, aynen öyle. Burada olmaktan hafif çok mutluyum. Hafif benziyorsunuz sanki böyle bir. Vallahi benim için çok güzel olur bu benzetme. Ya çok tatlı, çok teşekkür ederim. Ne güzel mesleğin olacak. Evet, ben de çok memnunum. Bebeklerle şey, anaokulu öğretmenliği şahane bir şey bence. Sizin de burada olmanız çok iyi oldu. Güzel, yani bu proje. Güzel misafirlerimiz var bugün. Büşra, iyi ki geldin. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Hanım da gerçekten hayattaki en önemli şey o çocukların gözündeki gülümseme diyor galiba. Siz evet, de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de tanımak isteriz. Ben uzun yıllardır dijital medyada çalışıyorum. Bir 5-6 ay önce bir sosyal medya projesi geliştirdim. Yıldızlardan Masallar isimli. Daha çok yeni aslında. Evet. Ama güzel başladı. Hızlı başladı. Evet. Yayın hayatına Ocak'ta geçtik. YouTube üzerinde. Yavaş yavaş ilerliyoruz, büyüyoruz. Çocuklara yıldızlarla, Türkiye'nin sevilen isimleriyle masallar anlatarak evet, onların o dünyasını keyifli, güzel hale getirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Harika. Hoş geldiniz size hoş tekrar. Bulduk. Heyecan var mı?
yaz. Tamam. Şimdi o kadar ilginç notlarım var ki size dair, röportajlarınızı okuyunca çok keyif aldım. Bir de özellikle hani yeni bir insanı tanıyacak olmak ve onunla sohbet edecek olmak beni de ayrı heyecanlandırıyor. Ben ilk ne zaman para kazandım hatırlamıyorum. Ve ilk kazandığım parayla ne aldım onu da hatırlamıyorum. Ama Aslan Hanım ilk kazandığı parayla tuz aldım. Tuz almış. Evet. Annem çünkü bereket olur dedi. 8 yaşındaydım. Ya işte ne, düşünün yani duramıyor çocuk, para kazanacağım. Annemin arkadaşının işte yanında çalışıyorum, işe girdim. Haftalık aldım ilk. Anneme dedim ki anne ne alayım eve yani gelirken. O da dedi ki kızım bir paket tuz al. Hani ilk paranı alırsan bereketli olur diye. Ben de direkt tuz almıştım. O yüzden benim için çok hiçbir zaman unutmayacağım. Çok anlamlı bir hatıra oldu işte. Evet, büyüklerin söyledikleri kulağa küpe ben, oluyor. Evet, fazla bir de dinlerim yani. Tecrübe durumuna çok inandığım için. Yani yanlış yapacaksak da hani keşke dememek için yapmak gerek, inanıyorum ona. Hani yapsın, insan kendi yanlışını yapacaksa yapsın ama tecrübelerden feyiz alarak en azından hani daha az oluyor o yanlış veya keşke durumu. Ben Allah'a şükür hayatımda hakikaten keşke dediğim şu an hiçbir şey yaşamadım. Yani hatalarım veya yanlış yaptığım, üzüldüğüm, kırıldığım, yanıldığım muhakkak oldu. Ama hiçbirinden keşke demiyorum. İyi ki yaşamışım diyorum. Tecrübeden en azından kenarından, köşesinden dönmüşüm diyorum. O yüzden tecrübe çok önemli benim için. Bu tecrübeler tabii boşa da değil. Ailede en büyük Aslan Hanım. Evet. 3 tane kardeş var. Aynen, 4 kardeşiz. En büyükleri benim. Abla olduğum için de hep bir yol gösterici. Anne gibiyim. Yani çok fazla koruyucu, kollayıcı, çok anaç bir yapım var. En ufakla kaç yaş var aranızda? 13 yaş var. Anneme refakatçi ben kaldım hastanede. Benim elime doğdun diyorum şimdi. Erkek kardeşim 13 yaş var ama şu an 1.90 oldu boyu, benden uzun. Yani diğerleri daha yakın. 15 ay sonra bir küçük kardeşim, 5 yaş sonra diğer kardeşim. Kardeş olmak çok güzel bir şey gerçekten. Büşra'cığım ne diyorsun ilk yorumlar? Ben de erkek kardeşiniz olduğunu bilmiyordum gerçekten. Aynen. Evet. Çünkü şey o biraz hani erkek olduğu için hani çok fazla şey yapmak istemiyor. Ortaya çıkmak istemiyor. Siz ne kadar zaman önce tanıştınız? Biz işte en son Deniz Hanım'la proje üzerinden işte tanıştık. Hatta şey yaptık, projemizi de bitirdik. Benim hatta yayına girdi değil mi masalım? Evet, masal yayına girmemiş efendim. Ben çünkü sabah yayın o masalı dinlemek için baktım yok. Şey tanıtımını tanıtım gördüm. Tanıtımı girdi. Tanıtım girdi. Ne zaman girecek? Pazar günü girecek. Pazar masal, evet. Tamam, bizim programımız yayınlandığında masal efendim şu anda YouTube'da var. Evet, tamam, şu an YouTube'da var. Çok güzel bir masal. Ya çok güzel bir proje yapmışlar. Benim için gerçekten hayattaki en istediğim şey faydalı olmak. Hani ben bunun için kendim bildim bileli buna yönelik bir yaşıyorum diyeyim. Ne kadar iyilik çok daha kuvvetli bir duygu. Kötülük olarak görülür ama ben her zaman iyiliğin çok daha kuvvetli bir duygu olduğuna inanıyorum ve ne olursa olsun hiçbir zaman hiçbir şeyden umudumuzu yitirmemek ve her zaman iyiliğe olan inancımıza bağlı kalmayı düşünüyorum. İşte bizim orada mesela herhangi bir küçük çocuğun orada benim okuduğum masaldan en ufak hakikaten yüzünde bir gülümse oluşması, dünyada bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Olamaz. Ben şu anda kendi hayatımda kendimi hani tekrar irdelediğimde hayatımdaki bütün artılarım ve eksilerim, başarılarım, başarısızlıklarım, korkularım ve hani iyi olan her şeyin temelinde benim o küçüklüğüm var. Özellikle işte çocukların o masallarda doğru yönlendirilen, bilinçaltına doğru mesaj verilen masallarla geleceğine çok güzel yatırım yapıyoruz. Orada bir sürü şey var. Benimki güzel ve çirkin. Evet. Benimki güzel ve çirkin de. Benimki biraz gelecekteki eş seçiminde. Dış güzelliğe değil, içinize bakın. Benimkinde öyle bir şey vardı ama. Bunun gibi bir sürü masal da var. Biz de onlarla büyüdük. Masal da çok güzel bir gelenek bence. Hala da niye ya? Ben de inşallah ileride çocuğum olduğunda isterim uyuturken. İnşallah. Bildiğim masalları ona söyleyeyim. İnsanlar da aslında sizin bu sevgi tarafınızı, aslında dünyayı güzelleştirme tarafınızı bildikleri için size bir orman hediye etmişler. Evet. Çünkü şey doğum günümde böyle bir... Adınıza bir orman var. Aynen. Sağ olsun, kaç ağacınız var? Yapmış. 150, bu dünyada kaç dikil ağacım var ya? 152 dikil ağacım var falan. 150 harika tane ya. Onlar dikmişti. 2 tane de benle eşim gittik işte. Diktik biz de. Güzel yani böyle bir de kütüphane var mesela. Değil mi? Yani, kütüphane onu var. Da yani yaptılar. Çok güzel şeyler de oluyor işte. Güzel şeylere vesile olmuş oluyor yaptığımız meslek işi. Bursa'daydınız aslında uzun bir süredir. Evet, orada. Dizi çekimleri evet, için. Şey çok enteresan kaldım. Aslında hani normalde şöyle bir algı da olabiliyor. Aslında bütün her şey sanki İstanbul'da çekiliyormuş gibi. Ama çok zor artık İstanbul'da çekim yapmak. Hem zor aslında zor bir de yani. İstanbul
görseli kadar çok güzel şehirler evet, var. Mesela Bursa'da bunlardan öyle. Bir tanesi. Öyle tabii. Bir futbolcu gibi miydiniz mesela? Hani transfer olduğunuz bir yere gidiyorsunuz. Orada yeni bir hayat başlıyor. Evet ama benim ben 16 yaşında başladım oyunculuğa ve hani evden ilk defa ayrılıp yalnız bir şekilde bir otelde işte çalıştığım dönemde kalma dönemi ilk Malatya'ya gittim ben bir sinema filmi için. Orası bir şey gittim. Sayılmaz canım. Malatya annenizin memleketi. Annemin memleketiydi. Evet. Aynen öyle. Ama hani tabii işte Daren'de de çektik. Ben orayı görmemiştim. İşte çocukluktan zaten Sivas, Malatya'da köyde çok zaman geçirdiğim için hani aşina olmak şahane bir şey. Oyuncu olarak da çok güzel. Çünkü hani girip çıkmadığımız mağara, affedersiniz ahır yani hakikaten toz toprak kalmadı ve ben çok şanslı hissediyorum. Birçok görüyorum şimdi setlerde gidiyorsak falan filan yaptıklarını ben o kadar rahatım ki biliyorum çünkü hani ne olacağını biliyorum, neyle karşılaşacağımı biliyorum. O yüzden de gittiğim her yere çok kolay uyum sağlayabiliyorum. Biraz gezgin bir ruhum var, yay burcuyum ben. Galiba onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Her gittiğim yer, her gittiğim şehir, her gördüğüm yeni insan ve her tattığım yemek benim için. Hakikaten bir mutluluk sebebi. O yüzden de bir yaşam alanı oluşturursanız işte çalışmamış oluyorsunuz. Hani eğer sevmediğiniz bir işi yaparsanız çok zor bir hayat. Gerçekten. Ama severek yaptığınız bir işi ve yaşam alanınızı güzelleştirirseniz o zaman hayat gerçekten daha güzel oluyor. Ve çalıştığın işe de bu enerjini verebiliyorsun. Öteki türlü evimden uzakta kalktım lanet olsun bilmem desen sete de gittiğinde aynı şey olacak ama o senin işin. Şükredecek sevince zaten iş gibi gelmiyor. Alan zaten güzel, güzel yönden bakmak. Ben bunu yaşamaya çalışıyorum. Şimdi bu yeme olayını konuşunca Aslan Hanım formunda. Formunda mı? Zorla. Yani benim kadar yemek seven bir insan görmedim. Eşimden daha çok yemek yemeye çalışıyorum. Afiyet yani. Olsun da bu 18'den sonra yememekmiş bütün işin sırrı. O evet. Nasıl oluyor? Şimdi 6'dan çok güzel yerlere gidiyorsunuz gezmeye. Hı-hı. Saat 18. Tamam yani mı? Şöyle, evet ben kesinlikle şu an yemiyorum gibi bir şey yok. Şimdi yurt dışına çıkmışım. Diyet yaptığım zaman şimdi şeye gittik, Belçika'ya gittik, geziyoruz. Çikolata dedim ki, çikolata yani benim hayatımda zaten hayır diyemediğim şeylerin başında. Bir kokuyor sokaklar o çikolatalar. Yani dedim ki yemezsem yaşayamayacak olmaz, gibiyim. Mutlu olamayacağım. Dedim ki şey yapayım, az bir şey yiyeyim falan. Koydum. Dedim ki önce bir fotoğraf çekeyim. Şöyle afilli bir Instagram fotoğrafı olsun. Elime teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle elimde dedim hani şeyi waffle'ı tutayım. Oradan da manzaraya karşı falan çekeyim. Elime waffle'ı aldım, kokladım. Dedim bir tane atayım ağzıma. Yemeye başladım. Yemeye başladıktan sonra kendimi kaybettim. Bütün yüzüm falan çikolata oldu ve Mert beni videoya çekmiş. O videoyu atsam benden nefret edersiniz. Ay Allah ya. Ben diyorum ki Allah'ım bu hale nasıl geldim? Yani hani bırakın fotoğraf çekmeyi bilmem ne. Bütün ağzım yüzüm çikolata olmuştu. Ya yemek yerken mesela Mert hemen şey yapar. Sana hemen bir şey yedireyim. Sen bir rahatla ondan sonra. Çünkü gerçekten elim ayağım titriyor. Yani şekeriniz mi düşüyor? Bilmiyorum neyimin düştüğünü ama yani o kadar kötü oluyorum kaç ki. Kaç senedir böyle evlisiniz Mert'le? 4 olacak. Evet. Ama 7 yıldır işte zaten projeden beri. Hani önce hep söylüyorum. Bence insanlar çok yakın arkadaşlarıyla, en yakın arkadaşlarınızla evlenin. Vereceğim tek şey budur. İnsanın gerçekten yakın her şeyiyle böyle bir tavsiyeniz olduğu var yani. Var. Evet. Benim böyle tavsiyelerim de. Ay Allah'ım. Bazen kendim çok büyümüş ve yaşlanmış geri küçük gibi hissediyorum. Şey işte Mevlana'nın bir sözü var. İnsanın eşi ayakkabının eşi kadar birbirine benzemeli diye. İşte bunu daha genç zamanlarında şöyle düşünüyorsun. Hayır canım zıt kutuplar birbirini çeker. İşte aşk acı çekmektir falan diye düşünüyorsun. Onu yaşıyorsun. Yaşayın o da güzel. Ama o kişiyle evlenmeyin. Eğer yani çünkü sürekli sıkıntı olup da o zıt kutup muhabbeti olmuyor. Olmuyor. Ben daha çok şunu merak ediyorum. Aslında hani izleyici de bence mutlu çiftleri gördüğü zaman mutlu oluyor. Evet gerçekten. Evet. Aynı şekilde evet. Ben de. Ama daha çok merak ettiğim şey şimdi birçok kişi için hayal olabilecek bir dizide oyunculuk yapıyorsunuz. Zaten inanılmaz bir heyecanınız var. Evet. Bu heyecan içerisinde bir de sette tanıştığınız aşık olduğunuz birisi. Evet değişik bir duygu. Yani ben bir de büyük konuşmuşuz. Evet kesinlikle farklı bir şey. Çünkü yani işte aslında ben kendi açımdan söyleyeyim. Hep şey olur. Set aşkları falan muhabbeti hep olur. Çünkü aslında olması da normaldir. Sette çünkü hayatta kimseyi görmediğiniz kadar daha fazla partnerinizi veya arkadaşlarınızı, oradaki set arkadaşlarınızı görüyorsunuz. O yüzden de hakikaten bir şekilde bir süre sonra eğer de elektrik tutuyorsa bu kaçınılmaz oluyor ama istemiyordum. Çok açık söyleyeyim ama işte sonrasında
kader diyorum ben. Çünkü ben o işi kabul edip, o işi de kabul etmeyecektim. Yani kabul ediş şeklim, benim Konya'ya gidiş şeklim, orada Mert'le tanışma şeklimiz, hiç aklımda yokken önce çok iyi arkadaş olmamız gerçekten kader. Vapurumuz Beşiktaş iskelesine yanaşınca yolcu konuklarımız sohbette bizi keyifle dinliyorlar. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Zeynep Hanım'ı görmedim. Kendisi gizlenmiş programımızın müdavimleri arasında. Rekoru elinde burada tutuyor. Burada yaşıyormuş değil mi Zeynep Hanım? Sürekli şenlikler bu akşam. Gerçekten fark etmemiştim. Hoş geldin sen de. Çaylar, simit ister misiniz? Ay, biz yiyemiyoruz konuştuğumuz için. İkram etsem şöyle. Vallahi güzel olur ya. Çok güzel gözüküyor. Biraz önceki sohbette, şimdi Türk kahvesi sevmeyen var mı masada? Yok. Yok. Çaydan sonra belki program sonrası ikram ederiz. Yanında bir küçük lokum, da olacak. Tam ondan diyecektim. Şimdi daha Aslan Hanım sevgili seyirciler. Yani Instagram'da yani en çok paylaştığı fotoğrafların başında Türk kahvesi geliyor. Sağ olasın. Afiyet olsun. Türk kahvesini de daha köpüğü soğumadan, tabii, köpüğü bozulmadan ama iyi çekiyor. Ama yaparım. O yüzden hani şey artık öğrendim. Çift köpüklü yapıyorum. Bayağı ya, hala cezvede fotoğraf yapıyor musunuz yani cezvede gerçekten? Cezvede değil artık kardeşim şey hediye etti bana bir Türk makinesi. Makinesi hediye etti. Ama bence cezvede daha köpüklü bence oluyor. Bence de evet. Yani ben yine bazen şey değil mi? Makinede niye? Makinede iki kişilik yapınca daha köpüklü oluyor da tek kişilik için ben daha çok da tekte hani yaptığım için onun keyfi de benim için ayrı. Bazen köpüksüz olur cezvede sinir oluyorum. Cezvede köpüğü ama ayarlamak mümkün. Daha rahat. Tabii aynen. Evet. Çünkü şöyle bir taşın kaynama köpüğünü alırsın daha bir daha kaynatır. Aynen daha lezzetli. Aradaki fark belli oluyor. Evet. Bu ara bir de şey oldu portakal kabuklarında yapmalar, sodayla yapmalar falan. Allah'ım değişik değişik bir sürü şeyler çıkıyor. Bir dakika sevgili seyirciler, vapurda vereyim bunu kesmeyelim. Bu konuyu bir kapatalım çünkü herkesin bu konuda söyleyeceği önemli, var. Bir dakika çok önemli evet. Hakikaten önemli. Herkes soruyor Türk kahvesini bana bir sürü atıyorlar mesaj. Nasıl bu kadar köpüklü yapıyorsunuz diye. Sırlarımızı paylaşalım. Makinede de aslında oluyor ama mesela hangi makineyi kullandığınıza bağlı. Önce işte içerisine kahveyi koyuyoruz ya çok azıcık biraz su koymak gerekiyor tek kişilik yapıyorsanız. Ya şey zaten canım işte kahveyi koyuyorsun sonra şeyini koyuyorsun. Ben şeyi keşfettim. Normalde karıştırmadan yapıyordum. Karıştırınca biraz daha köpüklü oluyor. Ha ben asıl Türk kahvesi koyuyorum. İstersen sen koymadım. Bir tane yapsana bize. Olur çok mutfak iyi. Mutfak kurarız. Hadi şurada sayın. Bir kahve yapayım bakın. 40 yıl hatırı olur sonra. Sizin de kahve sevmenizin nedeni galiba o. Çok teşekkürler bu arada. Ya evet çok güzel bir şey değil mi? Bir, evet. Bir yani eyvallah. Ne kadar değerli aslında. Hani önceden işte misafirliğe gittiğinde Türk kahvesi ikramı bir kahvenin 40 yıl hatırı olması. Yani ki bir kahve o sadece. Biz şimdi dostumuz yediriyoruz, içiriyoruz bilmem ne hatırı. Çay içerseniz yani, onda hatırı olur bizim için. Ya her şeyin hatırı var. Aslında öyle bir şeydir bu. İnsan olmakta var. Doğru, bu da doğru. İşte biraz dejenere oluyoruz. Aslında çok önemli. Ben çok dikkat ederim böyle şeylere. Hakikaten bir yerde bir bardak su içiyorsam o yere karşı benim artık bir sorumluluğum, bir şeyim olduğunu hissediyorum. Çünkü o kendi hakkından, payından o bir bardak suyu bana verdi. Ben bilmiyorum çok ince düşünüyorum galiba. Siz çocuklukta en çok vakti kimle geçirdiniz? Babanızla mı? Evet yani çok şeydim dengeli bir de ilk çocuk olduğum için aslında dengeli ama annemden de babamdan da böyle yarı yarıya aldığım çok kuvvetli şeyler var. Ama birçok bu tarz böyle benim babam mesela çok mütevazi bir adamdır. Hayatımda gördüğüm en mütevazi en böyle hep böyledir yani. Hatta derim babama bazen babam birazcık şey dur biraz şey, yani bu kadar birazcık havalı dur bir şey yapar. Yok adam hep böyle şeydir hep. Hep böyle yani ondan dolayı işte herhalde biraz bu aldığım bu durumlar ondan gelme. Şimdi baba demişken tabii daha bu güzellik çocuk yaşta da olunca çok küçük yaşlarda reklam teklifleri geliyormuş. Aa, evet ve... Ay, siz ne güzel her şeyi araştırmışsınız. Evet çok o zaman küçük babanız yaşta. Hani sonuçta çok erken olduğu düşüncesiyle kabul etmek istememiş. İstemedi. Ama ondan sonra siz 2002'de ilk dizi projenize başladınız ve 15 yıl düşünürsek. Doğru 14-15 yıl oldu evet. O zaman daha öğrenciyken sizin okulu bırakıp sektöre başlamanıza nasıl izin verdi? Babam yanımdaydı. Çok yani çünkü şimdi işte o zaman geliyor teklifler. Çünkü hani tahmin ediyorsunuzdur beyaz tenli, mavi gözlü ve tombul bir çocuk olarak. Yani şey dikkat çekiyorsun. Her zaman bir de renkli gözlü olmanın birazdan bir avantajı. Birazdan balık etli yiyeceğiz o zamanlar. Balık etli mi? Tombul muyuz efendim? Arşivden araştıralım fotoğrafları. Araştırmayın. Vallahi ben bilmiyorum ben seni bu şekilde ya yok şey, gördüm. İyi bir yani iyi beslenmişim maşallahım varmış yani. O yüzden de biraz tombul bebekmişim ama
Hakikaten güzel ya. Tam reklam bebekleri. Asiye dizisini hatırlıyorum. Asiye dizisinde kiloluydum mesela. Evet, orada evet. Oradan doğru. Şu anda bir 10-12 kilo falan daha azım. O yüzden bana hep şey dediler, estetik mi yaptırdınız, nasıl bu kadar değiştiniz? Aslında tek yaşım büyüdü, bir de tabii ki iyi kilo verdim. O yüzden de tabii yüz uzadı, işte kaş göz falan oturdu. Neyse babama geçeyim. Ondan sonra şey, demiş ki hani bu yaşta verirsek kimliği ve karakteri oturmaz. Ve büyüdüğü zaman da bu kimlik hani şeyinde bir kargaşa yaşayabilir ve sıkıntı olur. Hani psikolojisi bozulabilir ki çok doğru bir karar bence. Ben şu anda da hep söylüyorum. Vermeyin çocukları. Yani şu çocuklarınızı vermeyin şu dizilere. Yani o kadar çünkü şaşalı şey bir durum ki şu an bunu sosyal medyada da yaşıyoruz. Fenomen olan herkes normalde karşılaşıyor musunuz? Dünya starı gibi hepsi. Yani çünkü onu aşılıyor insanlar. Ama bunu aklı başına geldikten sonra ve dereceli hani ne olduğunu aklı kemale erdikten sonra alırsa o zaman nasıl oturup kalkacağını bilir. İyi ki de öyle olmuş. Ben zaten tiyatroyla hep uğraştım. Bütün okul hayatım benim sahne sanatlarıyla geçti. Şarkı söyledim, kompozisyon yazdım, bandodaydım, folklor oynadım. İşte bu şarkı söyleme yani, kısmında arabesk bir şey dinlemek istiyorum aslında yani özellikle arabesk bari yani. Bari şey insanları indirince şey yapalım da günlerine mutlu devam etsinler. Arabesk olunca insanın böyle biraz modu düşüyor. O yüzden babam da şey yaptı hani ben dedim ki baba artık profesyonel bir şekilde hani tiyatro istiyorum. Televizyonda da oyunculukla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Yanımda ol dedim. O da hakikaten oldu. İşte ilk projemde bir ay benimle kaldı. Hmm. Tabii yani adam işini gücünü bıraktı. Ne iş yapıyordu? Serbest meslek, serbest. Ticaret aynen mobilya işiyle uğraşıyordu. Ben de ona çok yardım etmiştim. O da bana yardım etti sonra. Küçük bir rol bile aldı yani hatta çok çok komik. Tabii o ilk şey çok fazla tekrar ediyoruz ya. İlk çıktı, işte sahne uzun sürdüğü için falan, kızım dedi bu nasıl bir şey, aynı şeyi bu kadar fazla yaptık falan. Öyle güzel benim için de hatırası olmuştu. Çok ileri yönelik planlar yapmazmışsınız. Yapmıyorum, tevekkül çok fazla var. Yani bir şeyi çok istemem. Şu an anne rollerine bir geçiş için sabırsızlanıyorum yani. Babam bizi erkek gibi büyüttü. Saçlar direkt erkek gibi. Aa, bu ne? Bunu ben de bilmiyorum. Heyecan oldu gerçekten. Ben bugün gerçekten önemli tavsiyeler var. En yakın arkadaşınızla evlenilmiyor. O zaman düet yapacaksınız. Her hafta bu saatlerde mi oluyor? Yani ona göre gelmek istiyorum. Bakmazsın demiş bir daha yüzüme. Yüzüme. Hiç söylemediniz ama hiç. Masallar okuyor projesine geçiş yapalım mı? Yapalım. Hani masal anlatmak da aslında onları masalla buluşturmak da onlara bir sevgi vermek. Evet. O şefkati biraz anlatabilmek. Keza aslında bir eğlenceyle bunu yapmak demek aslında. Yani masallar çocukların hayal dünyasını çok zenginleştiriyor. Dolayısıyla yaratıcılıklarını besliyor. Hep zaten şu anda da bizim büyüdüğümüz masalları okutuyoruz. Karagöz ve Hacivatlara da başladık mesela. Türk geleneklerini de yaşatmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Her çocuk aslında şu anda cep telefonu gördüğü zaman istiyor. Ona birazcık seçme şansı olmak için biraz doğru yönlendirebilmek çok gerekiyor şey galiba. Bence de, evet. En güzel masalı kimse okudu? Öyle bir seçim yapamam tabii ki. Yapın da hemen. Sizin masalı dinlemedim ama. Zaten işimiz gereği sesimizi kullanıyoruz ya. O yüzden kötü olacağını sanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gaf yapmış olmayayım. Aside sizin kendi sesiniz mi? Evet. İlk defa şey dublaj yaptığım iştir o benim. Ha, zaten dublajda oldu belli. Dublajdı, sesli çekim değildi. Sizin sesiniz ama dublaj. Ama sesim daha küçük orada. Evet. O dönemlerde daha bu şu an sesli çekim çok yaygın bu arada. O dönemlerde işte 8-9 sene önce daha dublaj yaygındı. Ve hatta şeydi başkası seslendiriyordu oyuncuyu da. Ama sonra şöyle bir şey oldu. İşte iyi bir oyuncu kendini de seslendirmeli. Daha sonra iyi bir oyuncu kendi sesiyle seslendirmeden canlı da oynayabilmeli durumuna geldi. Şimdi zaten daha kolay oluyor. Şimdi oyuncu olmak aslında bir özgüven gerektiriyor. İster istemez zaten hani sete gidip onu yapıyorsunuz. Evet. Oyuncusunuz ama şarkı söylemek işin diğer bir tarafı. Evet, mesela Tema Vakfı'nda Behzat Gerçeker piyanosunun yanındayken, işte o piyanosuna oturmuş, evet, siz yanındayken o an ne hissettiniz? Çok heyecanlandım ve hiç güzel söyleyemedim. Vallahi de billahi de yani. Benim bir de bu arada yani hayalim de en büyük orkestrasıyla bir araya gelmek böyle bir projede gerçekten de Allah nasip etti. Yani
Söyledik şarkıyı ama işte benim içime hiç şey olmadı. Provadaki çünkü çok heyecanlandım. Olmadı evet. Mesela provada olan söylediğimi Instagram'a falan koydum. Çok daha sesim tok ve iyi çıkıyor. Ama orada böyle bir hii falan olmuş yani. heyecandan diye düşünüyorum. Yok almadım ama Tuncel Kurtiz, Tuncel abi Allah rahmet eylesin. Bana hep söylediği şeyleri muhakkak bak şu sesinle ilgili eğitim al kızım diye. Bugün vapur şarkısıyla. Biraz sonra sizlerin karşısında olacak aslan. Benim yonca incimim vardı bizim çocukluğumuzun sabah 8-15'i. 8-15 okudu. Evet gerçekten çok onu söylüyormuşum şu anda iyice kalan bir her şey oldu. Berbat. Evet. Evet var mı sorunuz? Nasıl gidiyor? Biraz sonra kahvelerimiz yapılacak. Kahvenin yanında ama lütfen bir parça bir lokum. Bir çikolata bir şey. Vapurun iskeye yanaştığı andan kalkış anı arasında bir 5 dakika fark oluyor. O sırada ekipten biri koşarak lokum. Benim çünkü şeydir o hep bir mekana falan gittiğimde de işte biliyorsunuz ki kahve ilk yani şey. Hep söylerim mesela eğer lokum gelmiyorsa diyorum ki yani bir yanında bir küçük bir lokum bir şey yok mu yani bir mutlu olmayalım mı? Ondan sonra hemen tamam büyük tabakta falan geliyor. Ama bilenden siz yemeğe kadar yapmayı da seviyorsunuz sanırım evet, değil evet. mi? İşte. Mesela bu mutfakla ilgili bir proje gelse değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Aslında evet bu arada da yine şu ara düşündüğüm bir şey de var. Yani işte söylesem zor. Arada böyle şarkı söylersin. Siz söyleyemez yayınlamayız. Şey var yani o kadar çok çünkü geliyor ki bir de ben böyle artık bu ara birazcık diyet tarzı bir şeyler evet. de yapmaya başladım. Hem lezzetli hem de böyle diyet tarzı. Onunla ilgili çok tarifler veriyorum ve yapanlardan çok güzel yorumlar aldım. Geçen gün işte bir çekim yaptık. Orada ben evden götürdüm. İşte çekimde kuaföre verdim, makyöze verdim, fotoğrafçıya falan verdim. Hepsi çok beğendi. Diyorum ki bak doğru söyleyen dedi. Ben şimdi yapıyorum. Eşim korkudan belki beğeniyor olabilir ama. Yok yok diyor hakikaten güzel falan. Evet ona şeye inanıyorum. Annem işte Malatyalı olduğu için bir el lezzeti durumuna da pasta, çok bilir. Pasta börek işleri. Var. Hepsinde var. İşte var. İşte o yüzden kilo alıyorum bir süre sonra. Şimdi onu fite çevirdim. Diyet yapmaya çalışıyorum. Öyle de kilo almıyorsun. Ama öteki bir türlü. Bir de akşam alttan sonra yememe durumu var. Tabii evet o, da... o yüzden de televizyon izlemiyorum işte. Valla dizi falan izlemiyorum. Çünkü televizyon izlerken ben ağzım boş durabilen bir insan değilim. Çayın yanında, kahvenin yanında bir şeyler yemek istiyorum. Niye? Ben de öyle kendimi tek zannediyordum. Yok ben de öyleyim. O yüzden televizyon izlemiyorum şu anda. İzleyeceğim dizileri falan telefondan yatarken işte oradan açıp film, dizi öyle izliyorum. O zaman bir şey yememiş daha sonra oluyorum. Kabaklı kurabiye tarifi alırız. Kabaklı şey mafya. O çok güzel oluyor bak. Evet, onu çok veririm. Güzel gözüküyordu gerçekten. Yemekle ilgili böyle bir şeyler düşünüyorum. Var yani kafamda. Şu ara böyle aslında... Program sunmayla ilgili bir şey de olabilir. Evet. Çünkü zaten gördüğünüz üzere konuşmayı çok seviyorum. Yani olabilir düşünüyorum ama tam böyle İnşallah biraz şey diyorum su akıp yolunu bulsun. Hani tam şunu istiyorum bunu yapacağım şunu yapacağım hiçbir zaman öyle yaşamadığım için bakalım. İnşallah. Kısmet diyeyim yani. Hayallerin olması çok güzel bir şey ama siz yani, bu konuda hani... Ben biraz hani, kısıtlıyımdır o genelde şeylerde. Genelde aslında çok tevekkül... Evet. Edip hani aynen. birazcık da bir sonraki basamağı düşünüp çok çünkü ileri çok üzülüp, yürüyüp çok sevindim, planlar yapmazmışsınız. Yapmıyorum. Tevekkül çok fazla var. Yani bir şeyi çok istemem. Bir şeyi olursa olur, olmazsa da olmaz. Hani bir proje mesela geliyor. Çok istiyorum olmasını. Oluyor. Olduğu için ben böyle bir anda harika, muhteşem her şey moduna da geçmiyorum. Ama olmadığında da ne yapacağım, hayatım karardı falan durumuna da geçmiyorum. Birazcık dengeli yaşarsak, duyguları da dengeli hani olursak daha mutlu olacağıma inanıyorum. Öyle yaşamaya çalışıyorum. Şu sözler size mi ait? Biraz önce hani kitap okumayı severim demiştiniz ama. Bakayım. Şiir gibi severim gördüğüm manzaraları ben. Roman gibi yaşarım hayatı heyecanlı. Evet, bu bana ait. Hikayeler gibi anlamaya ve anlatmaya çalışırım gündelik ritüellerimi evet. ve başıma gelen her şeyi. Edebiyat içinde barındırdığı her unsurla tüm hayatımızda demişsiniz. Evet bu bana ait doğru. Ne güzel demişsiniz. Ya teşekkür ederim. Ya işte şey yazmayı da seviyorum. Sağ ol İşte abi. Çok okuyan insan hakikaten bir şekilde o yönde gelişiyor. Ama özellikle sosyal medyada herkesin yazar olduğu bugünlerde ben şimdi çok okuyup eğer çok hakikaten gördüğün zaman o yazarlara olan o saygıdan bunların altına böyle Aslıhan Güner bir kitap çıkarıyorum yazmak o kadar... Hani hadsiz bir durum ki. O yüzden hani böyle ben küçük küçük içimden geldiğince siz ufak tefek paylaşmaya çalışıyorum. Evet sonuna kendi adımı yazmamıştım ama bazen kitaptan alıntı yapmayı seviyorum. Bazen de böyle ufak tefek kendim bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Evet.
Ama o hissettiğim, o an hissettiğim bir şey yani. Güzel. Tabii şimdi dizi başladığı zaman çok büyük bir koşuşturma var. Evet. Dizi bittiği zaman da sakin bir hayat sizi bekliyor. Aynen öyle. Bu sakin hayat içerisinde de herhalde çok böyle gönlünüze, içinize sinmeyen bir proje gelmediği zaman da herhalde bekliyorsunuz. Evet. Çalışmadığım dönem aileme çok fazla zaman ayırıyorum. Çünkü en çok üzüldüğüm şey o oluyor. Yani zaman geçiyor, annemiz babamız yaşlanıyor, hayat akıyor, biz de yaşalıyoruz. Ne yaşasak karmış gibi bir durum aynen oluyor. Aynen öyle. Ben sevdiklerimle her yaşadığım anın çok büyük bir lütuf ve kar olduğunu düşünüyorum. Allah uzun ömür versin herkesin, gerçekten annesine babasına. Onlarla çok zaman geçirmeye çalışıyorum. Onun çünkü zaten sete gittiğiniz zaman inanın ben kendimi hatırlamıyorum. Yani Aslıhan bitiyor. Benim karakterim Bahar mı? Ben Bahar'ı yaşıyorum. Yani ben diye bir şey kalmıyor. Şimdi de artık mesela acele etmiyorum. Bekliyorum. Zamanımı ve hayatımın o kalitesini kötü bir işe vermektense enerjimi diyorum ki bekleyeyim. İyi bir işe en azından hak etmiş olsun o şeyi. En çok istediğiniz şey temelinde burada mutlu olmak. Yani evet. Para kazanmak çünkü isteseniz... Bu neyin? Bunu ben de bilmiyorum, heyecan oldu gerçekten. İlk defa ben duydum. Vapurda. Yeter artık çok konuştum falan mı diyor, ne diyor anlamadım. Allah korusun. Yeter be falan diye Bizim yıllar önce yaşadığımız bir anı aklıma geldi de sevgili Hakan Aysev'le İskiye'de bekliyoruz. Evet. Yine aynı şekilde telefonla konuşuyorum o sırada prodüksiyondan bir arkadaşla. Tam işte dediler ki geliyoruz biz. Hazırlıklar tamam, dekor kuruldu. Biz o sırada telefonla konuşurken arka taraftan siren sesleri gelmeye başladı. Işıkları koyuyoruz ya, ışıklardan dolayı yangın alarmları çalışmış. Hmm. Buralar tamamen su içindeydi. O çekim yapamamıştık tabii. Sonra birkaç ay erteleyip yine yapmıştık. Bir an öyle bir şey olacaktı. Ay, bir tarafımız olacaktı. Ay bir an dedim yağıyormuş üstümüze. Evet, ben de öyle bir hatırlama durumu. Güzel bir anı olurdu. Hemen bak bunu da hemen pozitife çeviriyorum. Güzel bir anı olurdu. Ama içinden şey... 15 sene olmuş. Başlamışsınız oyunculuğa. Evet. Hani... 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda inşallah o zaman da hani oyunculuğa devam etmek gibi hayaliniz evet, var mı? Var. Evet. Çünkü her ben, yaşın rolü kesinlikle öyle. Farklı ben olabilir. Şu an işte ruhum yaşlı. Ben şu an anne rollerine bir geçiş için sabırsızlanıyorum yani. Millet gençleşmeye çalışır. Herkes daha küçük yaşını almaya çalışır. Ben hemen bir anne rolüne geçeyim artık. Bir çocuklarım ya oynadım da zaten yani oynamadım var, da değil. Evet, var öyle işlerim. Benim hiç öyle bir şey korkum yok. Yani hani beni yaşlandırabilirler, işte ne bileyim çok çirkinleştirebilirler. Yani ben dönüşmeyi seven bir oyuncuyum. Hakikaten 50. yılımı böyle bir kutlama yapmak, hani işte ne bileyim oyunculukta 50. yılım demek isterim Allah nasip ederse. Hani ömrümüz yeter söyle bir şey. Kaç yaşında olacağım? 66. İnşallah. Güzel bir şey. Güzel olur. Anne rolleri için de hayırlısı olsun inşallah. Evet inşallah. Yay burcu duygusal mı oluyor? Bence yay burcu çok böyle şey burç, yani yüksekte yaşıyor. Ben de yay burcum bazen gerçekten de öyle. Değil mi? Mesela bazen çok yüksek oluyorum, bazen iki gün... O zaman düet yapacaksınız. Ama bence yani yay burcu en güzel burçlardan. Bence de. Birincisi falan gibi. Yok, her burç güzel ama. Efendim bugün gerçekten önemli tavsiyeler var. En yakın arkadaşınızla evlenin diyor Aslan Hanım. Ve aynı zamanda yay burcu için de evet. Burçların yıldızı diyebiliriz. Evet, güzel. Yani bu tavsiyeleri de Vapurda Çersim sohbette veriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Faydamız tabii olsun. Programın yani. Bir önceki bölümünde Türk kahvesiyle ilgili. Orayı hatırlamak gerekirse cezve de yapın efendim kahveyi. Evet. Bu oyunculuğa gene dönüş yapacak olursak, hani sadece anne rolü değil de böyle aksiyon dizileri, bu tarz şeyleri de aslında çok böyle, seviyor musunuz? Aynen çok. Yani zaten amcam benim işte karate hocasıydı çocukluğumuzda. Ben ciddi karate eğitimi almıştım. Bir de işte üç kızızdık biz yani küçükken. Erkek kardeşim sonra ne oldu? Babam bizi erkek gibi büyüttü. Saçlar direkt erkek gibi. İşte biz erkek gibi davranıyoruz. Ben kendimi erkek gibi zannediyorum. O yüzden de işte dövüşe, aksiyona o tarz şeylere çok büyük ilgiyle büyüdüm. At binme falan? At binme falan da var. Bir oyuncu için de herhalde çok bunların bulunuyor olması. Evet. Tabii ki çok önemli. Yani karate bilir. Bak şöyle bir şey. Karate bilirin dışında dövüşmeyi bilmek çok önemli. Tokatı alamazsanız o tokadı yersiniz. Gerçekten yersiniz. Tokatı yani, alamazsanız. Evet o tokatı almak, o tokatı atabilmek çok önemli. Atamıyorsanız yönetmen vurduruyor gerçekten. Ben biliyorum kaç kişiye tokat attığımı. Çat diye şöyle iz çıkıyor yani. Bir de onu, çünkü onu ayarlamak çok önemli. Yani onun bir açısı var. Onu ayarlayamazsan, iyi yapamazsan, ekip bekliyorsa artık diyorsun gerçekten vursun. Yani onu bilmek önemli o yüzden. Ben dublör hani kullanmadım. Dublörünüz?
Kızcağızı perişan edeceğiz orada. Benziyor vallahi. İşte TRT'de bir proje yapmıştık, Osmanlı kıyam diye. Orada at bindim, kılıç kullandım, ok attım. Yani artık şuralar böyle nasır bağlamıştı. Sabah dörtlere kadar kılıç tutuyorsunuz. O kılıçlar öyle hiç kağıt gibi falan değil. Bileklerim böyle sabah dörtte artık şöyle titremeye başlamıştı. Yani sonra eve git yemek yap bir de. O yok, kadar o bütün gün kılıç. Yani o abartmanın anlamı yok. Bütün gün hem orada gelip kılıç sallayabilirim. Pizza. Ya uyuyorsunuz, yemek yok. Yani o kadar yoğun çalışıyorsun ki insanın aklına yemek gelmiyor. Yolcu konuklarımızın sorusuyla devam edelim. Bugün çok güzel misafirlerimiz var. Siz de bir şeyler söyleyin, çok isterim. Siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Nereye böyle yolculuk? İyisiniz inşallah. Çocuklar mı? Gelmek için Beylikdüzü'nden geldim. Ya. Yanlış vapura bindim. Aa. Kızımı arattırdım dediler. Ya Kadıköy'den anne hiç. Ben tesadüf bizi gördünüz zannettim biraz yok, önce. Yok tesadüf değil mi? İsteyerek geldim. Ya, hoş geldiniz. Çok seviyorum. Sağ olun. Gerçekten çok her mutlu haftada izliyorum. Ay, teşekkür ederim. Yani büyük mücadele verdim geldiğim için. Çok değerli. Hemen bir simit daha evet. Şey yapalım. Geldi size değdi mi? Değdi tabii ki. Sizleri görmek. Ayaklarınıza sağlık. Vallahi. Hocam ben bir kahve yaparım size. Teşekkür ederim. Var mı bana bir sorunuz? Çok Aslan Hanım'ı var mı? Yani eksik olmayın. Sorum yok ama sizleri çok sevdim gerçekten. Sağ olun. Çok isteyerek geldim. Torumun adı da Ömer, o yüzden sizi daha çok seviyorum. Onu da öpüyorum ben. Eksik olmayın. Evet, inşallah onu da getireceğim bir gün. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler, çok mutlu oldum. Her hafta bu saatlerde mi oluyor? Yani ona göre gelmek istiyorum tekrar. Biz size haber veririz seve seve. Tamam, zaten haberli söylüyorum. Geldim, evet. Bizim programımızın Vapurda Çay Simit Sohbet'in çekimlerinde hatta yolcularımız da soruyor. Bazen arka tarafta oturanlar gerçek yolcu değil, bir oyuncu mu? Hani Vapurda Çay Simit Sohbet'e başladığımız günden beri hiç öyle bir şey yapmadık. Yani bir kast ajansıyla bir arka tarafta bir seyirci grubu oluşturma içerisinde değildik. Bazen hiç yolcu olmadığı da oldu, bazen çok kalabalık olduğu da oldu. Daha güzel, doğal işte. Sorumuzun cevabı da değişiyor. Yani çok erken ve çok geç yapmamaya çalışıyoruz ki vapur bazen sabah ve akşamları çok kalabalık oluyor. Yani burada hani böyle 6 kişilik oturma grubuna 4 kişi oturmak bir lüks olabiliyor doğru, kalabalıktan. Doğru. O yüzden genellikle daha sakin öğlen saatlerinde yapıyoruz. Süper, bence de. Sizi bekleriz. İnşallah. Çayınızı tazeleyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Büşra'cığım senin sorun var mı Aslan Hanım'a? Benim müzikle alakalı aslında merak ettiğim İyi oldu, bir şey var. İyi oldu çünkü o tarafa artık geçelim istiyorum ben de. Böyle en sevdiğiniz sanatçı şarkı ve aslında tam olarak sormak istediğim hayatınızın sonuna kadar tek bir şarkı dinlemek isteseniz bu hangi şarkı olurdu? Allah. Söyleyeceğim şimdi de şey olsun ya. Arabesk olsun bir şey olsun. Arabesk değil, Türk sanat müziği. Müzeyyen Senar'ın Kimseye Etmem Şikayet. Çok severim. Yani üst üste böyle çok dinlerim falan. Böyle biraz hüzünlendiriyor ama o yüzden her zaman dinlememeye çalışıyorum. Ama herhalde en sevdiğim şarkı o. Birçok şey hatırlatıyor bir de. Evet. İçinde yine siz var. Kimseye Etmem Şikayet. Aynen yine kendiyle öyle. Barışık, polyanacı evet, hal evet, devam ediyor. Evet, gerçekten ediyordu. Öyle. Çok kendimi bulduğum bir şarkı o yani. O yüzden onu çok severim. Ama mesela onu tabii ki söylemeye cüret etmem. Yani öyle bir şeye cüret etmem yani. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Şaka bir yana bir şey söylemek ister misiniz? Söyleyeyim. Biliyorsunuz değil mi? Mustafa Ceceli'nin de hani vardı. Ben Karadeniz şeyini söylemiştim onun. Bilen var mı? Mustafa Ceceli söylemişse biliyoruzdur. Tamam hadi söyleyeyim o zaman. Bakmazsın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Emre olur inansın bu sözüme, sözüme. Sözüme aman aman, sözüme aman aman. Emre olur inansın bu sözüme, sözüme. Sözüme aman aman, sözüme aman aman. Bu kadar. Hadi. Siz söylemediniz ama hiç. Biz şimdi çok etkisi yaşadık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yıldızlardan ninnilere de başladık zaten. Aa ninni. O da iyi. Evet. Tamam ninni de söyleriz aynı. Aa, o süper. Da olur. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadığınız Şahaneydi için. Şahaneydi vallahi. Çok mutlu oldum ben de. Biz de. Sizlerin de ayaklarına sağlık. Çok Sizi memnun oldum gerçekten. Sizi burada misafir etmek çok güzeldi. En güzel vapur yolculuğuydu. Benim teşekkür ederiz. Bizim öyle. İçin de öyleydi gerçekten. Deniz Hanım size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun projeyi Siz tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Efendim Yıldızlardan Masallar
abone olmayı unutmayın. Evet. Bugün de benim masalım yayınlanıyor. Evet. Destek olursanız çocuklarımız için bir şeyler yapmaya tekrar devam edeceğiz. Sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi burada olmak. Fotoğraf çekildiniz mi? Yok, çekilmedik. Daha o fırsat olmaz. Sevgili seyirciler, Vapurda Çarşı'nın sohbetin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle derken gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Harika bir gün, harika bir program. Harika yolcularla birlikte bugün sizlerin konuğuydum. Çok çok güzel bir sohbet ve çok keyifli bir programdı benim için. Dilerim güzelliklerle dolu programınız her daim devam etsin. Bugün enerji dolup ayrılıyorum bu vapurdan. Her şey için 3 çay artı 1 kahve. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Aslıhan Güner. We'll be right back.